Benim karım böyle giyinemez. Anlamadım. Böyle içini gösteren şeyler giymeyeceksin. Böyle göğüs çatalı falan. Dokunma bana, ne yapıyorsun sen ya? Ayrıca ne münasebet, sen ne karışıyorsun evine giydime? Sana mı soracağım, kimsin sen? Kocan, sen de benim karımsın. Sen ruh hastasısın, gerçekten ruh hastasısın. Ne getirdiysen onların arasından giydim işte. Meraklı değilim bu zırvaları giymeye. Vay. Sinan Bey'imiz döşemiş mesajı. Çok acıklı. Aslı, beni delirtmek mi istiyorsun? Delirtmek mi istiyorsun? Aç şu telefonu, cevap ver bana. Amacın ne? Neredesin? Neden cevap vermiyorsun bana? Falan filan. Laf salatası yani. Al. Telefon senin. Düğün hediyem. Bundan sonra bunu kullanacaksın. Bana bak, bana. Bazı kurallar var tabii. Abinle yüz yüze görüşmek yok bensiz. Telefonda kısa ve öz. O Deniz midir nedir, restorancı arkadaşın? Evet. Kankan. Onunla da mesajla belki. Uzun olmasın. Gelelim o Sinan Efendi'ye. Artık evli bir kadın olarak onunla asla görüşmek yok. Ne telefonda, ne mesajda, ne de yüz yüze. Sakın. Anladın mı? Sen benim abimi salak mı sanıyorsun? Ha? Ben burada seninle mahkum hayatı yaşayacağım. O hiçbir şey anlamayacak. Öyle mi? Zamanla inanacak. Evlendik, çok mutluyuz. Ateşle barutuz biz. Anlatacaksın bunları. Tutkumuz artıyor diyeceksin. Sabahımız geceye, gecemiz sabaha karışıyor diyeceksin. Nasıl? Var mı eksiğim? İşim. Hastane. Ya o kadar uzun boylu değil Pamuk Prenses. Daha dur bakalım. Önce kurallarıma uyacaksın, gözüme gireceksin, ondan sonrasına bakacağız. Şimdi sen zaten evlilik izindesin, değil mi? Ferhat Aslan'ın karısı olarak çalışmaya da ihtiyacın yok. Bak, benim bir ameliyat yapmam gerekiyor. Esra Doğan. Evet. O çocuğun bana çok ihtiyacı var. Haşa. Benim o ameliyatı yapmam lazım. Üstünü değiştir hadi. İyi. Tak bakalım şunu. Bu ne şimdi, şart mı? Şart. Amma uzattın ha. Uzat şu elini. Parmak ölçümü nereden buldunuz? Yürü. Söyleyecek misin artık nereye gidiyoruz? Yemeğe. Evliliğimiz haber olmuş. Zorla falan yazmışlar. Durumu düzelteceğiz. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve anladığımızı göstereceğiz. Oh Allah. Oh. Bekle. Hayırdır kayınçoya, aşk olsun buraya kadar gelmişsin. E çıksaydın ya yukarı. Bak, ailece yemeğe gidiyoruz. Buyur katıl bize istersen, kardeşin de sevinir.
Ne istiyorsun Ferhat? Kendini aileden hissetmeni. Tamam her şey kötü başladı ama böyle gidecek diye bir şey yok değil mi? Biz bizden olanı kollarız, destek oluruz. Karımın abisi benim de abimdir. Niye söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Ferhat Aslan. Niye? Ama Yiğit Savcı'nın söylediği her şeye inanıyorsun. Nereden tanıyorsun onu? Sence neden benim ailemin peşine birden düştü? Nereden geldi hiç araştırdın mı? Sırtını dayıyorsun. Ben kayınçomun kandırılmasını istemiyorum sadece. Ne demek istediğini daha açık söylesene. Sen iyi bir polissin kayınço. Bak harbiden iyi bir polissin. Şimdi ben işin eğlencesini fazla kaçırmayayım. Sen Yiğit Savcı'nın kim olduğunu, kimlerden olduğunu zaten öğrenirsin. Arayı fazla açma. Abi. Ne oldu? Niye gelmiş abi? Ne diyor? Hiç. Sadece sırtını dayadığı dağları patlattım. Bir süre bizimle ilgilenecek vakti kalmayacak. Özellikle mi yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Ayrılanlar için çalıyor. Engelle bakayım sen onu. Engelle, engelle. Engelle. Tamam. Böyle ısrar ederse başına bela olur Masin Hanım. Sonra yasını tutarsın cenazesinde. O yüzden dikkat et. Uzak dur. Uzak dur ki yaşasın oğlan. Çok ağlarsın sonra doktor. Uyandırmadı değil mi?